Parti Chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinize güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Çünkü bu hafta sizlerle birlikte ilk kez buluşuyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir salı, güzel bir hafta diliyorum. Hepinize gücüm. Biraz bekle. Ne yapayım? Meşgul bir insanım ben yani. Yemin ediyorum, yemin ediyorum tam bir Halk TV Anchorman'ı, Anchorwoman'ı gibisin. Beni Halk TV'ye mi layık like gördün yani? Daha üst Gerçi. Bilmedim. Neyse. Çöt yapmak için seni bekliyorum. CNN'de böyle bir şey yaptıklarını görmedim ama. Yayın esnasında böyle bir şey yaptıklarını do görmedim. Dobanza, do <laughs> Dobanza. Nasılsınız gençler? Gülcüm nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne yaptın? Ne ettin? Nasıl geçti? Haftan, hafta sonun, hafta sonu nasıl bak, geçti? Ben bak meşgülmüşüm. Meşgül. Evet, Berke'nin öyle Güzelmiş, çok, beğendim. Çok meşgül yani. bir insansın. çok meşgülüm. Çok meşgul bir hani insansın. Müşgül, müşgül olabilirim. Çötenze yaptım bari için bir yudum. Bak, kesinlikle. Ne olabilirsin son dediğini kaçırdım. Müşgül. Çok müşgül <laughs> Çok durumdayım. Çok müşgül durumdayım. Çok müşgül durumdayım. Ne yaptın? Hafta sonu nasıl geçti? Pazar günü Red Dead Redemption yayını yaptık. Cumartesi ne yaptın Cumartesi günü ha, şey e, bizimkiler geldi. Okay. Böyle bir organizasyon, böyle bir okazyonel bir efendim yaklaşım sergiledik. Ay dolapta pasta var. <laughs> o yenir mi ya? Yenir bitti tabii. gitti oğlum doğum Nereye günü falan. Bitti ya. Sen e, o pastayı ciddi ciddi yemeyi düşünüyor musun bu arada? Bu, bu konuda kararlıyım diyorsun yani. Günah ya. Ağlar o arkandan. Bir şey söyleyeyim, Çık söyleyeyim mi? Olsa tanrıları üstüne Bozuk çikolatalar atarlar. Böyle beyazlanmış olur ya. İyi. Ey. Başına iş gelecek sonra ben uğraşacağım. Zehirlenme mevzumuzu Look, anlatacağız artık sonra 27. kere. Cumartesi günü dolaba koyduk. Bozulmaz salı bugün. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ekşimişse yemem zaten o kadar değil. İnanılmaz. Harika. Harika. Pazar günü efendim Red Dead Redemption yaptık. Red Dead Redemption'ı yaptıktan İyi. sonra Hı -hı. ne yaptık? Sosyobor Oturduk öyle. bizi de. Ne gibi? Geçen yayından sonra 50 kilometre bisiklet sürdüm. Siz hala oyun oynayın. Evet. Sen hala otur. Sen hala oyun oyna. Sen yerinden kıpırdama. Aman oğlum. Aman sakın. Aman aman bir gram aman, falan kilo böyle bir şey soğur. verirsin. Yumurtaların soğur ne ya? Böyle derler ya. Bilmiyorum. Aa. Vallahi bilmiyorum, duymadım. Ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. Tavuk şey ben sen yani, tavuklar yumurtaları soğutur. Üstünden soğur üstün kalkma üstün yani. Aynen aynen. Aa güzelmiş. Yumurtaları soğur deyince ben ya, başka sen, bir. evet doğru. Öyle anladın sonradan anladım ama sen tavuk benzetmesi. Hani yumurta çalışıyor. deyince yumurtalık kayamaya falan yo, yo, gibi bir şey mi yo. dedim gay acaba? Gayet bildiğin tavuk gibi ses. Şu ne? Şu ne oluyor? Yumurta yumurta soğuyunca şu ne oluyor? şu? Hmm, evet falan. Bir hafta gideri var onu diyor masayaşıma katılıyorum. Ta, şey mi? Pastan, pastan mı? Ha Çiğ köfte olunca ye onu yarına ama kalmaz o. Ama etli o. o. Hem de et... çiğ et pişiyor. Şey peki, peki bizim bu köşeden almış olduğumuz... Tamam onu da ertesi gün yiyorsun. Ha, ona da diyorsun abi çok durmaz o diye. Dışarıda bırakırsan durmaz. Hemen dolaba kaldıracaksın. Etli de yenmez ama dolapta bile olsa etli yenmez diyorsun yani. Etli yenmez. <laughs> çok bilir kişiye de aslında gir. etli yenmez. Yenmez abi. Şu an Etliyemez. aramızda Antep'liler var mı bakıyorum göremedim <laughs> henüz ama yenmez yani. Ertesi güne kalırsa diyorum sana kızartıyorum. Öyle, Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Ne şişer o şişiyor. Bu şey lezzetli çıkartmaz <laughs> olmaz. Doğru mu o zaman ya? Hani <laughs> yedim efendim. İçeride su içtim abi falan tabii şişti ki şiş, o. hiç bir, yani bunu bana sormana gerek yok. Kesinlikle y gerek Yiyen sen bilir yani. Tamamen muhabbet açmak maksatlı söyledim. Yoksa öyle olduğunu gayet iyi biliyorum öyle söyleyeyim Sosyal sana be yani. ben bisiklette binmeyi bilmiyorum. Daha doğrusu öğrendim ve unuttum. Dünya üzerinde tekim. Ben tek. <laughs> yani ille bir konuda böyle tek biricik olacaksın değil mi yani? Çok Olay bu tek mu? tek bileceğimcim. Hani onda bir mesela? tane daha yok mesela. Doğru. İkizin olduğunu düşünsene. Bugün konuştuk ya ikizim mevzusu <laughs> falan biraz. İkizi olan var mı aramızda bu arada? İkiz kardeşi olan var mı aranızda? Yani ikiz kardeş derken hani sen varsın artı iki tane daha var anlamında değil yani Senden bir tane daha anlamında ikiz. Aynı rahmi paylaşmış olan aynı anda. Bayağı aynaya bakıyorsun yani. Ya tek yumurta ikizliyse. Evet. Evet. Hatta ben şöyle bir örnek verdim. Sen siyam ikizi mi dedin? Böyle efendim belden üstünde bir belden kişi daha var. Belden üstü olması da şart değil. Bazen sırf kafadan gelişik Kafa... oluyorlar. Of. Bazen Ama kolları tek oluyor falan. Benim için çok enteresan bir nokta bu arkadaşlar. Ben biraz oralardan da girmek istiyorum. Bir tane öyle film vardı Mevzu hatta. Ya. Ne gibi Jeremy Irons oynuyordu ama hiç hatırlamıyorum filmi. Hmm. Ben bugün biraz şeyden konuşmak istiyordum. Aslında niyetim oydu yani. Böyle hayal kırıklıkları, efendim ee, istemediğimiz ama gerçekliği sorgulanamaz şeylerle nasıl baş ederiz? Baş etme yöntemleri ne olabilir? Böyle bir dertleşelim falan tribindeydim, modundaydım. Ondan bu, bugünkü programda öyle bir muhabbet yapayım istedim yani bugünkü nezik gecelerde. Ondan sonra Son hafta sonu da böyle bir efendim e, kötü bir olay yaşandı biliyorsunuz tren kazası oldu. E, burada da hemen e, söyleyeyim yani hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hepimize e, başsağlığı diliyorum yaralılara da şifa diliyorum. Ee, yani o da bir istenmeyen bir olay neticede. Onun etrafında şekillenen şeyler de belki biraz istenmeyen veya işte varlığını kabul etmek istemeyeceğimiz şeyler olabilir. Bunlarla nasıl baş edilebilir falan diye düşünüyordum. Ondan sonra Twitter'da mı ne bir yerde gördüm. İşte adam bayağı buradan böyle biri çıkmış falan tamam mı? Yani biri var burada. <laughs> ama öyle abi burada biri var tamam mı? Bir de sen varsın falan. Ve mesela düşünsene. Yani... Ama hangisi sensin aslında? <laughs> Abi zihin farkındalık Tam hayır, olabilir. Hayır şu anda başka biri var diyorsun ya halbuki ortak yani hani senin mi o bacak? Ee, yani biri çıkmış gibi duruyorsa senin olabilir. E, belki sen çıkmış gibisin nereden baktığına <gülüyor> bağlı. <gülüyor> ama ne bileyim şimdi şöyle duruyor mesela biri tamam mı? Ee. E böyle duruyor biri böyle hafif yandan çıkmışsa o çıkmıştır sen öbürü çıkmış gibi olmuyor ama yani senin birazcık daha geometrik olarak düzgün olmuş olman o adamdan daha fazla Tamam yaşamak. ondan var. ondan öyle bir şeyden bahsetmiyorum canım. Ya o bilinç işte farkındalık kendi bilinç işte bir şeyler falan. Öyle öyle mevzular yani yani. Onu düşündüm de abi mesela Çok, düşündüm, of, şöyle duruyorsun haf, tamam mı? Falan. Aynı aynı şey ama ayak mayak bilmem ne aynısı böyle duruyorsun falan. Gıcık ediyor seni mesela konuşuyor. E, ne oldu? Bir de şişt, şt, koydular mı? He? işte şey atıyorum. Ne o Brezilya ne oldu lan? Belçika koydu ha? Falan. Sen, abi git diyorsun mesela gidemiyor. Gitmiyor abi. Ay korkunç bir şey ya ben tahmin edemiyorum yani. Hayır <laughs> felaket musun? bir şey. Oğlum git başımdan diyorsun falan. Nereye, nereye gideyim Sus, abi? Sus, susmayacağım. Susmuyor falan. Kafasını yaslıyor gıcık falan böyle. Zor. <laughs> Çok zor bir durum. Yani o yüzden klasik hareketimiz şunu yapmamız gerekiyor. Yapamıyorum <laughs> kulağım kapalı. Aynen direkt bunu yapacağız yani. Abi öyle bir durumda nereye Hoş gideceksin mesela? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz buyurun buyursunlar. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Yani yapacak bir şey yok. Bak Black Dragons demiş Fallout evreni o. Acaba şeyden mi bahsediyor? Yani mutant. mutant. Ama var, var öyle şeyler. Var yani, abi bu. hadise var yani. Düşün ya hani. yani. Düşün. Zor bir durum. Ne yapacaksın? Hadi o durumda ne yapacaksın? Ben öyle bir tane şey görmüştüm. O galiba ameliyat edileceklerdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. İki tane kız böyle 13-14 yaşlarında falan. Evet. şu kafadan şeyler. şöyle Şuradan bitişikler. Beyinlerinin kafa tasları mı ortak? Ne Öyle bir şey yani. Vücut var kafadan bitişikler. Evet öyle yaşıyorlar yani böyle. Hani gönülden yaşıyor şey şu, şu selamı değil mi yani? <laughs> evet <Birader>. sürekli o vaziyette <laughs> yani. <laughs> o sürekli o var yani. Zor bir durum abi ne yapacaksın? Onunla da yaşamayı öğreneceksin işte her şeyle yaşamayı öğrenmek Az lazım ben söyleyeyim yani. Az evvel söylediğin film Dead Ringers'mış. Dead Ringers bilmiyorum ben niye bilmiyorum. Konu belli değil anlamaya çalışıyoruz diyor abi Canım ko konuşuyoruz öyle ya. <laughs> ne yapayım? Konu değil... <laughs> Bak ben bugünkü konuyu söyleyeyim mi Çok net bak bugünkü dilemamı söyleyeceğim Bugünkü e, konu aslında şu Bu efendim e, Tren kazasıdır odur budur Bilmem ne mevzularına Girmeden bugünü nasıl atlatırız Bugünkü benim mevzum bu yani Girmeyip ama, ama girmek. girmek Ama yani senin tabirinle Söylesem e, tesiri yok Sussam, sussam gönül razı değil Değil yani Olay bu özetle ama e, ben e, şey yapmayacağım yani. öyle e, girmeyeceğim yani. Karartmayacağım yani. Ama öyle bir e, o e, çerçevede dedim ki işte e, yani bir şekilde e, baş etmemiz gerekiyor duygularla. Hayal kırıklığı falan. Ben oradan gireceğim demiştim ya. Geçen hafta onu düşünüyordum yani. Küçükken hayalini kur, kurduğum neler vardı? Büyüyünce ne şekilde efendim e, çıktılar ortaya? Ya da neler oldu ve ben bununla nasıl baş ettim, nasıl baş edebildim, baş edebildim mi, baş edebiliyor muyum? O yani hayal kırıklıkları sürekli seni aşağı mı çekiyor yoksa gerçeği kabul edip bir an evvel hı hı. ona göre davranıyor musun? Ve tabii kültürel, ailesel etkenler bundan nasıl etkiliyor? Eee ilk konuşmacımız Sayın Gülen ee, <laughs> abi. Üniversitesi. Abi elbette her şey etki ediyor yani de. Mesela ben işte küçükken böyle Mesela Bora ile falan i̇lk işte Bora benim lise arkadaşım <laughs> yani çok en yakın lise arkadaşım. Ya ilk ayak kırıklığım falan değil de ya, geç dolaşırdık geçiyorum. mesela klasik şimdi biz öyle bir seküler hani bir ortamda ailede falan hani büyüdüğümüz, yaşadığımız Hı -hı. için neticede böyle efendim Sultanahmet'e giderdik, bir şey yapardık. Orada sınav mınava giriyoruz, bir şey yapıyoruz ya da dolaşıyoruz Hı -hı. yani. Ondan sonra orada işte fesmes görürdük bir şeyler Hı -hı. falan tamam mı? Şimdi bizim bu büyüdüğümüz iklimi düşün. Tamamen hani Batı'ya dönük yani, Evet yani o Kemalist diyebileceğimiz şey çerçevesinde belki tabi onda detayı tartışılır ya neyse şimdi çok net girmeyeyim. yani bir klasik ya Atatürkçü diyelim ee, ondan sonra biz şey modundaydık böyle hep abi hani çok yanlış tanıtıyorlar. Yani o şey değil mi? Evet yani. Ama burada işte fest satıyorsun bilmem ne satıyorsun adamlar sonra sana işte deveye biniyorsun deyince bozuluyorsun falan derdik tamam mı? Ve biz hep böyle şey modundaydık İstanbul'dayız zaten. İşte ben yönetmen olmak istiyorum. Efendim Türk sineması işte nasıl işte böyle efendim mainstream ana akım filmler Kaç yaparak. Kaç yaşındasın bu arada? 16-15 falan yaşındayız. Onda nasıl öyle filmler yapabilir? Yap işte yapıp nasıl para kazanabilir? İşte kazanır da işte sektör nasıl gelişir? Klasik şey değil mi? Hani yerelliği koruyup ama Hollywood ha, Falan. Arında. İşte efendim kamerayı şöyle olsun. Bizde niye aksiyon filmi çıkmıyor? Klasik o geyikler vardır ya o belli dönemler yapılan. İşte neden bizim uzay film, bilim kurgu filmimiz yok? Bizde olsa nasıl olur? Bir tarzı düşüncelerin böyle olduğu naif, yer yer mal, genç, e, genç, genç, genç <laughs> diyebileceğimiz. Bir dönem yani mesela sizin böyle şeyleriniz olmadı mı arkadaşlar? Böyle dönemleriniz olmadı mı? Olmaz Belki mi? hala bu bu şekilde düşünenlerimiz vardır aramızda yani. Olabilir. Olmaz mı? Demiş, olmayalım. Mesela şey senin demiş. var mıydı böyle düşüncelerin? Bilemedim ki yani. <laughs> Bilmem. Ha? Düşündüm. Ya muhakkak vardır. Şimdi çat diye düşünce gelmedi aklıma da kesin vardır yani. Kesin vardır değil mi? Garanti vardır. İşte böyle bir şöyle bir şey oluyor yani. Nasıl diyeyim? Ee, sen hayalinde kurduğun bir yer var, orada yaşıyorsun falan ve Hı -hı. onun bir yere gitmesini arzu ediyorsun ve neden olabilir, e, nasıl olabilir Hı -hı. E, falan diye düşünüyorsun kendi kendine, tamam mı? Nasıl yapabilirim bunu? nasıl e, Buyurun. Çok yerine koyuyor. <laughs> arkadan yaratık geçti. Bir şey geçti arkadan. Oğlum, ya, yayındayız. Bakayım. Sen canlı yayında gidip Star TV'nin kameralarının önünde dolaşabiliyor musun? Üzül ne oldu? Üzüldün sen? Ne Üzülmüş, oldu? Kaybettin bir şey oldu, galiba. Maç kaybetti galiba. Neyse, hadi hadi hızlı. Çok enteresan bir tamam, şey oldu. Çok enteresan bir şey. Tamam, konuşuruz, sonra konuşuruz. Hadi bakayım, hadi. 16 yaşında dead metal solisti olmak istiyormuş. Baytar <laughs> Yani olan şu bak, hem kendimizle ilgili hayallerimiz vardı, hem de bir de benim yaşadığım yerle ilgili hayallerim vardı. Ondan bahsediyorum yani. Mesela Türkiye'deyken zaman, abi, hani, hani bir sürekli bir sürekli benim arzuladığım veya hayal ettiğim yöne doğru bir progres, bir efendim evet. süreç. ...varmış veya olurmuş veya olabilirmiş veya nasıl yapılabilir falan diye düşündüğüm bir dönem. Hı -hı. Ondan bahsediyorum yani. Öyle öyle. Hem Aynen, kendimle öyle. ilgili hayallerim vardı hem de Tabii yaşadığımız yerle de. ilgili evet, hayallerim canım, vardı yani. yani. Bizim gençlik yıllarımız şeyle geçti. Avrupa Birliği'ne üye olur muyuz? İşte e, insan hep, hep geçmesi beklenen bir insan hakları paketi vardı. O ama hep orada hep, değil mi? Hep oradaydı yani. Hani bu da olursa olacak bak. Hadi bunu da halledersek olacak falan küçüklükten belki kaynaklanamış işte bilmiyorum mesela işte ha, çok net hatırlıyorum bak şu şu şeylerimi duygularımı çok net hatırlıyorum Galatasaray mesela UEFA Kupası aldığı hı hı. dönem yani ben internetten bakıyorum o zaman internet yeni yeni işte viziler falan var ya evde ondan sonucuma. bakıyorum orada aa Galatasaray övmüşler. Aa Galatasaray Kesin şöyle şey demişler. Mi? İstanbul dedi. Ha dedi. <laughs> Turkish Giants bilmem ne o falan. Abi ol... bak artık biz de oradayız. Bak bir süreç bu bak Falan. Sonra abi sonra 2018 yılında 2018 yılının bir Temmuz ayında bir tren kazası oluyor abi. 24 mü en son rakam? 24 kişi hayatını kaybediyor Kesinlikle abi. Rakam. Ve ve o gün gösterdim sana ekşi sözlük sayfasını. Ekşi sözlükte bugüne girdim. Üçüncü sayfanın en altındaydı entry yani. Üçüncü sayfanın? yani bugünü geçiyorum bir sayfa bir İki, sayfa daha geçiyorum üç. bir sayfa daha geçiyorum en onun en altında Orada yakaladım evet yani. evet evet bu yani bu <laughs> bu benim için şöyle söyleyeyim, bu benim için bir hayal kırıklığı işte evet. benim benim bugünkü konum bu yani bununla nasıl baş edersin bilmiyorum bununla nasıl baş edilir yani görmezden gelebilirsin yaptık yani bir savunma mekanizması olarak insan zaman zaman yapıyor yokmuş gibi davranıyorsun başka şeylerle ilgileniyorsun i̇şte oyun oynuyorsun film izliyorsun falan bir şey değişmiyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, kendince. Evet. Bir şey değişmiyor. Bilmiyorum abi, çok çok tuhaf bir durum işte bu ya. Çok güzel. Ya Ben ille bu e, dedim ki çok şey yapmak istemiyorum muhabbet çünkü girdiğimiz zaman çıkamıyoruz, onun farkındayım yani de. Genel bir hayal kırıklığım var yani, benim ülkeyle ilgili genel bir hayal Öyle. kırıklığım var. Mesela yaşadığımız yerin e, gelişimi üzerine hayallerim vardı, çok özür dilerim. Hı hı. Yani böyle şey diyecektim. Yani sen bitir ondan sonra söyleyeyim ben. Olur okey. unutma ama, olur tamam, mu? Unutmayacağım. Ee, mesela işte ben diyorum ya biz işte bu şeyde oturuyorduk. Halil Rıfat Paşa Hı -hı. Mahallesi falan. işte Ok Meydanı. Ok Meydanı başka bir yer olarak söyleniyor aslında da yani. yanında, yanında değil. İstanbul'da Şişli'yi bilenler falan bileceklerdir. Böyle iki katlı YTT evleri deniyor onlara zamanda İETT'de lojman olarak Evet lojman daha. olarak 50'lerde benim dedem İETT'de de işte çalışıyormuş falan lojman olarak yapılmış. iki katlı çok nizamlı aslında bir yer orası. Öyle bahçeli mahçeli Sokakları şeyi falan hı. bir örnek evler değil mi öyle bir yer. İşte parkı var camisi var ne bileyim okulu var baya böyle bir şey yani. Amerikan efendim banliyosu tribinde hı hı. bir yer yani. Ve yıllar yıllar orada biz oturduk. Ve hep şöyle bir şey vardı. Efendim, e, evler eskimeye başladı. Hani imar gelecek mi? Bak ben bunu hani 20'li yaşlarımın hı hı. ortasına kadar bu muhabbet hep devam etti. 20-25 yıl aynı muhabbeti dinliyorsun, öyle söyleyeyim sana. Her yerde öyleydi. Benim anneannemler de biliyorsun işte gelecekler mi, İşte burası yeniden yapılacak mı, işte bilmem evet. ne hep hep, hep yeniden, var o hep muhabbet, vardı. değil mi? Ve orası nasıl yapılacak hep aklımızda olan şey şu imar gelecek mi imar izni gelecek mi gelirse efendim bu evler işte aslında uygun şekilde restore olur mu işte efendim iki olur hadi maksimum üç kat olsun bilmem ne olsun işte evler aynı şekliyle kalsın bahçeli olsun o olsun hı hı. işte efendim buraya neden işte o parkı daha genişletmiyoruz bizim burada mesela sinema olsa bizim bu efendim adanın falan diye ben hep düşünüyorum peki ne oldu abi beş katlı birbirinin alakasız apartmanlar ama yok. hiç alakasız Otoparkları bile yapılmadı doğru düzgün evet. birçoğunun yani. Aynen. Sokak, araba araba doldu. Araba kaynıyor ortalık. Hiçbir özelliği kalmadı. Ve e, o bölgenin efendim duyarlılığını veya şeyini, o bölgenin geçmişini falan bilmeyen, yansıtmayan, o ruhu yansıtmayan bir sürü insan doluştu oraya abi. doğal olarak. Ve yani ben yaşadığım, o büyüdüğüm yeri bilmiyorum, tanımıyorum ben yani. Öyle evet, bir yer yani yok. Ben tanımıyorum yani orayı. Oraya kadar gitmene bile gerek yok yani. Hakikaten mesela çık İstanbul'dan bir aylığına. Hı hı. Geri döndüğün zaman bir sürü şey değişmiş oluyor. Olabilir, yani e, değil farklı. mi? Aa inşallah oğlum var mesela, mıydı lan burada bu falan diyorsun ya, ya. ya. kurtuluş acayip öyle bir yer. Mesela Şişli o kadar değil. Eskiden özellikle kurtuluş. Hani bir hafta çık, evet bir hafta ya. tatile git. Mutlaka kapanıp başka bir şeye hale dönmüş olan bir mağaza oluyordu yani. Sürekli bir sirkülasyon. Sürekli. Çarşı caddesi gibi zaten. Aynen. O açılıyor bu kapanıyor falan. Yani Kurtuluşun yani o anlamda şeyine Aha. dönüp baksan geçen programda da konuşmuştuk ya kırklardaki kurtuluşa baksan evet. herhalde 40'larda Türkiye'den gitmiş bir insan bugün gelse der ki oha burası neresi? Yani? Alakası yok canım. Hiçbir ilgisi yok yani. Hani işte sen bir hayal kuruyorsun ama küçüklükten ben ondan bahsediyorum. Hı hı. Yani benim esas noktam hani bak İstanbul o değişti onlardan da ziyade kafanda bir hayal var. Hem senin kendi geleceğinle ilgili ve senin içinde yaşadığın ortamı dünyadaki yeriyle ilgili evet. hayallerin var yani. Hı hı. Hani ben Türk'üm bu ülkede yaşıyorum. Kendimle ilgili şöyle hayallerim hı hı. var. Evet böyle okul okuyacağım hı hı. bak sinema yapacağım bilmem ne falan. Ülkem de böyle böyle gelişecek işte Avrupa Birliği'nde yer alacak ekonomik olarak bilmem ne olacak. Aynen. Efendim he, hep bu hayal Tabii var yani. işte bilim adamları evet, ha, ha, yetiştireceğiz Neden olmuyor? Olur bak. Bilmem ne. Bak eşkıya gibi ben o progresi hatırlıyorum yani. İşte Oscar adayı olduğumu olmadığımı hani o vardı. Ha, evet, aynen var ya, var aynen. Yani. O o progres, o süreç vardı diye değil illa. Benim yaşam sürem içinde öyle, yani en azından yani öyle senin söyleyeyim. Senin algın içerisinde. Evet. Evet. Yoksa evet. 50'lerde 60'larda doğan bir kişinin o süreç algısı çok farklıdır elbette. Muhakkak farklıdır. Yani ama aslında... geliyorsun bu görüyorsun ha. diyeceğim o işte bugün bir görüyorsun abi. Hani bayağı bayağı bir hayal kırıklığı içindeyim ben yani. O hayal kırıklığı aslında beraberinde birçok şeyi getiriyor. Yani bir umutsuzluk, bir öğrenilmiş çaresizlik bunları getiriyor ve bu çok kötü bir şey tabii. Yani çünkü bu senin geleceğe dair e, nasıl diyeyim? potansiyelini de etkileyen bir şey evet. senin derken ben bunu bayağı ortak bir psikolojik şey olarak görüyorum en azından belli bir kesimde. Genel bir e, toplumsal psikoloji sıkıntısı sorunu gibi görüyorum şu anda. Çünkü çok umutsuzuz. Yani şimdi Discord'da falan da işte Hı -hı. konuşuyoruz arkadaşlarla falan. Hı -hı. Şimdi öğrenilmiş çaresizlik diyorum. Hı -hı. Bugün de konuştuk ya annemle de. bu ee, bu Pamukova'da tren kazası olmuştu. 2004 yılında olmuştu. Yani işte 14 sene önce. O zaman 104 yıldırım yanlış hatırlamıyorsam ulaştırma bakanıydı. Evet. Evet. Şey olmuştu. Aa istifa etmeyecek mi? Bayağı bir öyle bir tartışmalar koptuğunu hatırlamıyorum. Şöyle olmuştu evet. yani. Şu anda kimsenin istifasından bahsedilmiyor, aklımızın ucundan geçmiyor istifa Neden? edecekler mi? Etmeyecekler çünkü, çünkü diyoruz. Çünkü etmeyecekler nasıl diyorsun. Nasıl olsa etmeyecekler diyoruz. Bu ne bu? Öğrenilmiş çaresizlik bu. E böyle olunca ilerleme olur mu? Olmaz tabii canım. İşte böyle olunca sen bütün potansiyelini kaybediyorsun yani. Olmaz tabii canım. Yani ben onunla nasıl baş edilir işte abi? Bu bir hayal kırıklığı yani. Vaya baş edilir mi? Ne yapmak lazım? Gerçeği görmek mi lazım işte? Ne yapmak lazım? Ben onları düşündüm biraz ya. Açıkçası biraz onları düşündüm. Çünkü şöyle bir durum var. Ben mesela bizim ebeveynlerle falan ilgili düşünüyorum. Mesela şimdi bizim yaş, yaş şeyimizi biliyorsunuz işte 37-38 o civardayız biz. Ondan sonra e, o ankete baktım. E, 2-3 kişi de 50'li yaşlarımdayım demiş. Hı hı. E, o artık bilmiyorum yani Vildan anne de olabilir, e, yani olabilir. Ya da başka da vardır belki aramızda yani burada. Tabii canım. E, belki o yaş şeyinde olan. Varsa lütfen söylesin. Yani ben 50'lerde 50'lerden 60'larda doğup da ülkenin içinden geçtiği süreçleri görüp de nasıl hala umut var olunabilir, ümit var olunabilir ve hakikaten bilemiyorum. Umutsuzluk olduğu için söylemiyorum. Yani bu insan bu duyguyla nasıl baş eder ve şeye devam edebilir? Başka Her şeyle ilgili. E öyle olabilir. Veya beklentilerini değiştireceksin yani. E aslında da onu da düşünüyordum sen az evvel konuşurken. Şimdi dedin ya sen hani <laughs> lisedeyken bilmem neyken işte böyle Avrupa Birliği'ni kullanıyorum. Şey için kullanıyorum. O bir şey ya. Bir sürü şey barındırıyor içinde yani. <laughs> yani biz de Avrupa şeyinde, standartında. İyisini <laughs> kötüsün tartışmıyorum yani. <laughs> o liseli şeyli bakış açısıyla. E, o kafadayken sonra şey fark ediyorsun ya yavaş yavaş. Mesela Hep söylüyorum onu. Gezi oldu benim için mesela o. E, Aslında Türkiye sana gösterildiği gibi bir yer değilmiş yani. Bir <laughs> önce onu fark ediyorsun. Sonra... Diyorsun ki onunla da şey yapıyorsun. O, tamam abi olmayabilir yani tamam. Tabii. Bunların hepsi zenginlik. farklı yani, farklı yani. yani. Zaten tek düz olmuyor. Ne güzel iyi bir şey aslında falan diyorsun. Empati duygun gelişiyor. Başka insanları da anlamaya başlıyorsun. Niye diyorsun bunca zaman ben bu açıdan bakmışım hı -hı, falan hı -hı. filan. Hı -hı. Yani herkeste aynı dönüşüm değişim olsa belki güzel olacak da. Hı -hı. Hani bunun da çok farklı şekillerde kullanıldığını ya da insanların aynı şekilde seninle bakmadığını görünce gene bir gene bir şey geliyor gene bir hayal kırıklığı geliyor beraberinde galiba. Abi başka bir şey var tabii yani o klasik muhabbet yani ee, insanların farklı bakış açıları olabilir de bakış açısının ötesinde bir takım şeyler seni hayal kırıklığına uğratabiliyor. Olay o zaten. Hı hı. Benim hayal kırıklığına uğradığım noktalardan biri de o yani ülkemle ilgili. E, mesela bizde muhabbet var ya işte. geçen nerede gördük işte bugün şeyde gördük galiba Michael Moore'un videosuna bakıyorduk ki orada vardı ya muhabbet gene. İşte mesela e, ne, ne, hep söylüyorum ya işte politik işte konuşma konuşma bilmem ne konuş konuşma falan. Ondan sonracığıma işte e, politik farklılıklar olabilir. Evet. Efendim senden farklı düşünüyor diye niye efendim şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diye bu arada bayağı bir bağlantımız uçtu gene. Ne güzel başarılı. Ee, neyse toplar diyelim. Ee, bir süre sonra toplar diye ümit ediyorum. Ed ediyorum. Ee, efendim bu politik efendim e, farklılığın falan ötesinde bir şey ya. Kesinlikle ö ondan öyle. Ondan bahsediyorum. Öyle. Onun, onun dışında bir şey yani. Bu. Öyle. Bazen yer yer mesela vicdan bakımından falan çok hayal kırıklığına uğruyorum. Ee, insaniyet bakımından çok hayal kırıklığına uğruyorum bazen. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani, ee, olay o. Kesinlikle öyle. Yani o, o çok büyük bir sıkıntı. Hani politik farklılık ne olacak? Farklı farklı şeyler işte yani. Ben öyle düşünüyorum. Sen böyle düşünüyorsun. Politik farklılıklarla bir arada yaşanır. Anlaşamadığına da karar verebilirsin. İlla anlaşman da gerekmiyor. Elbette. Ama yani aynı masaya oturup konuşabilirsin ama başka şeyler yani mesela Hı -hı. insan hayatına verilen kıymet işte mesela. Hı -hı. Aa, bu bu ciddi bir sıkıntı yani. Evet. Bu politik bir şey değil. Maalesef sıkıcı bir durum. Maalesef can sıkıcı bir durum. Ee, öyle ya onları düşündüm ya. Benim aklımdan onlar geçti. Bu haftaki benim gündemim oydu elbette yani. E öyle tabi yani Ço çoğumuzun gündemi oldu zaten. Çoğumuzun gündemi mi oydu? Yani ben şimdi burada klasik hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Yani konuşuyorsun konuşuyorsun aynı şeyleri konuşuyorsun. Ee, işte tren kazası ihmal oldu mu, olmadı mı? Var mıydı, yok muydu? Efendim işte bir Ya söylenen şeylere bakarsan onunla da ihmal değil yani. Nasıl? Onunla adı... tamam. İhmal neyse neyse. Yani. Tamam onunla ihmal değil yani. Başka bir şey bilmem ne falan. Bu oluyor, oluyor. Eee Bizim başımıza gelmiyor gelmediği zaman biz takılıyoruz devam ediyoruz yaşamaya falan ee, gelirse de zaten yazılmış ne yazılmışsa o oluyor yani basıyorsun geçiyorsun abi olay bu. Ab tamam sakin İyi misin canım? İyiyim. Konuşmamaya çalışıyor. Bu fikri çalışıyor. <laughs> kabul edemiyorum yani. Hangi fikri kabul edemiyorsun? Alnımıza yazılmışsa olur ne demek alnımıza yazılmışsa olur ya. Tamam anlıyorum bir noktaya kadar elbette yani herkesin başına her şey gelebilir. Okey tabii ki öyle yani. dünyayı evet. baş etme yöntemlerinden biri evet. bir tanesi de. Böyle Kesinlikle. yolda yürürken kafana ne Olabilir. bileyim ben çöp demeyeceğim o da çünkü bence yazmışsa o <laughs> <klasman da> değil. <laughs> Örnek de veremiyor ama. Tuğla, mesela bak şey düşebilir. Ee, kenar mesela balkon betonu düşebilir mesela. Olmaz o da olmaz. <laughs> i̇şte o da sayılmaz. Şey. <laughs> ne bileyim köpek möpek falan saldırabilir. Mesela ağızlığı takılmamış falan. <laughs> hız yapan bir araba mesela üstünden geçebilir. Tamam olabilir. Hız yapıyor ama. E, tamam yani her yerde manyak var. <laughs> tamam olabilir. O olabilir diyorsun tamam. yani. <laughs> tamam yani olur yani. Ya da işte kalp krizi geçiririz. Olur yani. Olabilir bunlar olabilir. Hani hiç beklemiyorduk. Hiçbir Tabii sağlık sorunu yoktu ama gitti yani. Olabilir. Her yerde olabilir <laughs> bu tip şeyler. Canım. Olabilir. Göktaşı düşebilir aynen. <laughs> Next olur. Series. Göktaşı düşebilir. Ama yani bu öyle bir şey değil ya. Burada da alnımıza yazılmış demeyelim lütfen ya. Ne alnı ya ne biçim alınmış bu ne kalın alınmış yaz yazı bitmiyor anasını satayım yaz yazı, yaz yaz yaz. <laughs> ne alnı ol, yani? Hard, hard cover. Hard cover <laughs> Sert aynen. Sert kapak. 2000 sayfa. Ciltli. Böyle çeviriyorsun. <laughs> Oku bakayım var mı bir şey. <laughs> ya ne bu yani? Öyle abi yazılmışsa oluyor yapacak bir Aa, şey yok yani. Aa var ya böyle bir tane resim geliyor nefret ediyorum bu abi. muhabbetten. Sakin ol abi sakin ol tamam ya. Ben Sarah Connor'cuyum <laughs> abi there is no fate. Diyorsun gene mi gittik? Gene gittik. Allah Allah bugün Giter böyle. Gider gelir. Bugün böyle. Bugün giderli gelirli. Kayyum atandı. Kesin kayyum atandı. kayyum çıkar adam. Öldüm ama? E ben dedim sana abi bunlara girmeyelim çıkamayız diye ben sana dedim. Tam bir şey demedim. Okey peki. Ne dedim ki? Yok bir şey demedin yani. Gürkan <laughs> ne? <laughs> diyecek bir şey yok tamam okey okey diyecek bir şey yok. Öyle yani. Bunlarla baş etmenin yolunu bulmak lazım. Kesinlikle. Nasıl baş edeceğiz peki? Var mı önerin? E, evet. Nedir? Şöyle çok net artık önerim çok ee, net, net çok ve açık. E, açık. Yani ama <laughs> söylemesem daha iyi. Abi gidin ya vallahi gidin. İmkan olan gitsin ben çok açık söylüyorum artık. Şu, bu, bu, bunu söyleyecek noktaya geldim yani. Varsa imkanınız. Olduğun yeri düzeltme imkanının olduğunu görmüyorsan şöyle diyemenizden bireysel koşullarını iyileştirmeye çalış. İstanbul'dan anlamda... şikayetçiysen Güney'e git. E evet git, abi imkan git. bence zorlanabilir. Bu tip imkanlar ben zorlanabilir olarak evet. görüyorum. Öyle söyleyeyim. En azından hani ne bileyim şeyle. Köye baş... git. Ha yani şeyle baş etmez işte kalabalık. Evet. Şehir kirliliği biraz daha kafan rahat olur en azından belki. Bu zor bir şey herkesin yapabileceği bir şey. değil Emin biliyorum yani. Dediğin herkesin gibi yani şartlar şey, müsaitse. Aynen öyle. Şartlar müsaitse kıyı kasabasına git. Ne bileyim tavuk besle. Git bir köyde yaşa. Yurt dışına git gidiyorsan uzakla bir uzaklaşmak lazım yani. Ya Çok şey. Anladın mı? Bir uzaklaşıp daha soğukkanlı da bakmak lazım. O, o da bazı doğru. Şeylere, yani öyle çok sıkışmış yani. hissediyoruz tabii kendimizi haliyle böyle olunca. Enteresan. İnternetimiz hala gelmedi. Evet galiba. gelmedi. İnternet yok. İnternetimiz bayağı uçtu. Ee, Uydun eti aramak acaba mantıklı olabilir mi diye düşünüyorum. Bu noktada olabilir. Giriş. Neden olmasın? Hemen arayayım ben. Sen hemen ara yavrum. Ufak bir ara vermiş olalım bizden. Hemen mi? ara. Ben de buradan chatten okunanları bir efendim şey yapayım. Bir üstünden geçeyim. YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız için en azından böyle bir hizmette bulunmuş olurum diye düşünüyorum. Efendi, mesela Ceyda Kaplan demiş ki geçen yaz Antep'e gittim, sevdiğim eski pasajlardan birine gittim, tanıyamadım. Sanki Antep değil Halep'teki bir pasaj'a gitmişim demiş. Mesela e, ya değişim elbette kaçınılmaz bir şey ya bir bir yere kadar muhakkak deyiş, değişim olmadan olur mu kesinlikle fakat şöyle bir şey var ee, insanların aidiyetini zedeleyecek e, denli büyük değişimler e, köklerini efendim e, e, neredeyse silecek denli büyük değişimler falan yaşıyoruz ve böyle olunca insanlar tabii ki bulundukları efendim e, ortama ülkeye mahalleye e, şehre e, bağlılıklarını yitiriyorlar bu, bu böyle çok büyük bir sorun değilmiş gibi gelebilir ama aslında bence çok çok büyük bir sorun bu şöyle büyük bir sorun birincisi e, senin e, şeyini etkiler nasıl söyleyeyim senin bu Efendim çalışma azmini motivasyonunu pozitif dünyaya pozitif bakan tarafını etkiler diye düşünüyorum öyle geliyor bana e, şey yapar seni umursamaz yapar umurunda olmaz yani öyle de olsa olur böyle de olsa olur öyle bir öyle bir hayat sürer gidersin yani ne kendi hayatını iyileştirebilirsin ne içinde bulunan hayatı, hayatı iyileştirebilirsin gibi geliyor mesela aklıma gelenlerden biri bu. Yani az evvel hiç yoktu şu an ne oldu bilmiyorum bir bağlanmaya çalışıyor gibi bir hali var çünkü. Ee, az büyük bir, bir kesinti mi oldu peki öyle bir şey var mı bilgi geldi mi size? Yok kesinti falan. Yok, kesinti değil. Eee şu an düzelmiş Res gibi galiba. Şu an düz düzgün sanırım. Resetleyin gelir mi? Tamam. <laughs> ne? Oldu, tamam. <laughs> Teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> resetleyin gelir mi? Ne? Anlamadım. Öyle dedi. Modemizi bir resetleyin istersen. Kapat aç o gelir. Gençler, nasılsınız? Böyle, böyle yapacak bir şey yok. Hayal kırıklığına uğradın mı? Artık ben uğramıyorum ya. Gayet böyle. Yani Radım diyorsun tabiri bu konuda. Tabii can kaşarlanmış durumdayız yani. Öyle mi diyorsun? Böyle. mi diyorsun? Bir dakika. Ne oldu? Cyber Whistle subscribe olmuş. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Göremedik tabii burada ama. Maalesef göremedik ama ee, öyle bir durum olmuş. E ne ne konuşmuş ben ne diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> dakika ee, burada görmüyorum ama ben Twitch'i şeyden e, telefondan bağlandım. Tunç saanak da bin bit gözüküyor. Doğru mudur? Burada göstermiyor çünkü. Böyle ee, bir bilgi geliyor. bir saniye, terk <laughs> bir etmeyin. Saniye. Terk etmeyin. Bir saniye sandıkları terk etmeyelim. Burada şeyde göstermiyor çünkü ben Olmasa de. da teşekkür ediyoruz. Terk Tabii canım her türlü yani. Streamlabs'da gözükmüyor da atlamış olmayayım diye şey Hı. yaptım. O açıdan. Ee, söyledim. Doğrudur efendim diyor Cyber. Doğru mudur? Doğruymuş. Kayyum o zaman o çok onayladı. teşekkür <laughs> ederiz efendim. Çok sağ olun. Modlar çok onayladı. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eee ee, nereden devam edeceğiz? Ne diyorduk? Doktor Muzel mesaj atmış şey Discord'da yayın iptal mi diye ona bir cevap yazalım. Hayır yayın iptal değil. Yayın iptal değil ve bizler buradayız. Buradayız görevimizin. Kesinlikle düşünün. buradayız. Ben ne diyordum? Eee... Bir şey demiyordum. Valla bütün işte bir şeyim kaçıyor böyle olunca biliyor Tabii musun? Tabii canım haliyle kaçıyor. Ke keyif kaçma değil de böyle bir ım, akışım akışım kayboluyor. Akışım kaçıyor. O yüzden ne konuşuyorduk ne diyorduk bilemiyorum. Ee, bu da bir göstergesi diye düşünüyorum. Mesela, Tabii bak, canım bu bir, bir göstergesi. O zaman olur. şöyle bir yere bağlayabiliriz. Ben çok muhabbeti karartmak adına söylemiyorum ama içinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyaya bir adaptasyon diye bir, bir yeteneği var ya insanın böyle. Evet. Öyle bir yeteneğimiz var ya. Hakikaten adapte oluyorsun. Kötüye de adapte oluyorsun. Bu kurban öyle. misali. Kesinlikle öyle. örnek X -X verilmişti. Yani ekstraliks mi yazmıştı? Hı -hı. Ee, yani mesela hesap verebilirlik kavramı var ya. Bir şeyden sorumlu olma falan hı hı. yani. Öyle bir şey yok ki. Yani işte buyurun. Öğrenilmiş çaresizlik. Başıma ne gelirse gelsin herhangi bir şekilde bunun hesabını kimseye soramam. O yüzden buna açıklama hesa <laughs> olarak alma yazıldıysa. <laughs> şimdi aradık, canlı yayında aradık. Kapatın açın gelir diye bir <laughs> Yaklaşım geliyor karşıdan yani karşı taraftan yani. Ya yani şöyle bir durum var. Şeyde anlaşamıyoruz daha. O da enteresan. Ona da bayılıyorum. Ne? Ee, yani bir sen mesela şöyle bir şey. Bir tartışma oluyor mesela bir olgu koyuyorsun ortaya. Tamam. mı? Bir olgun olduğundan Hı -hı. bahsediyorsun. O algı da çok rahat. Biz anlaşırız. O olgu da anlaştıktan sonra da görüş farklılıklarımız üzerinden bir, bir orta yol, olalım. bir ortak Hı -hı. nokta buluruz falan bir beklentin. Böyle saf naif bir beklentin falan oluyor ya. Sen olguda anlaşamıyorsun da. Kesinlikle. Öyle bir durum var. Mesela arıyorsun uyduneti tamam mı? Abi yayın şey e, ne o internet kesildi az evvel diyorsun. Yo diyor. <laughs> Hayır. Bize öyle bir bilgi gelmedi diyor. Yo. Abi büyük kesinti oldu herhalde yani upload download yoktu. Yo bilmiyorum. Ya belki daha düşmemiştir. Öyle bir şey yok. Kapatın açın falan. Şimdi bu... <laughs> bu bir yöntem ama öyle söyleyeyim sana. Bu bir yöntem yani. Mesela diyorsun ki abi işte bu tren olayı falan da öyle ya mesela işte abi o işte orada görevli var orayı dolaşıp duruyormuş bakıyormuş işte sen ona ödenek ayırmamışsın o işi kap, işte, kaldırmışsın ortadan ee, veya ne bileyim işte orada böyle bir şey olabileceği öngörülebilmesi lazım İşte mühendislik nasıl yapıldı orada falan hani bunlar olgu olarak bunu ortaya koyuyorsun. Bu arada hani olgu öte bir olgu arkadaşlar bir sürü insanda aynı anda internet gitmiş. Öyle mi? Ceyda da şey diyor tüm Türkiye'de net birkaç dakikalığına patladı galiba farklı illerde yaşayan arkadaşlar birkaç arkadaşım Twitter'da yazmış diyor. Öyle mi? Ama sıkıntı yok. Ama uyudun ettin haberi yok öyle mi? <laughs> abi bak internet gitmedi Gül. İnternet vardı. İnternet zaten hiç olmadı ki. Gül. Hayır, ha. İnternet vardı ama gitmedi yani. Abi gitti ki bağlanamadım vardı o anda. Vardı ya biz bağlanıyoruz. Yani mi? bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ya. İşte o öyle yapılabilirdi bak şöyle olabilirdi. Hay. Gitmedi ki. Olmadı ki. Tren hayır abi öyle bir şey olmadı yani. O o, o su akmış orada. Her olur yerde o. oluyor. Olur, olur öyle her yerde. Abi. Olur. Abi bir saniye bak orayı dolaşan rayları dolaşan adam varmış kontrol ediyormuş bunları sen gereksiz efendim harcama diye ödeneği i̇ptal kesmişsin etsin. iptal etmişsin yürümüyormuş. Yürüseydi o adam oradaki çöküntüyü görürdü. Yok canım olur gene olur o ya. Abi Yağmur'dan olur o ya yağmur olur. öyle bir yağmur yağmış ki Temmuz ayında. Abi uf. Dur, dur, karartma. Dur. <laughs> yani şöyle karartma. Hani nefes alamıyor ya insan bazen şöyle bir şuradan şu şur açısı geliyor Böyle içeri oksijen girsin falan. Monsieur noktayı koyduğunu düşünüyorum. Ülkemiz jeopolitik olarak tamam mı? Çok kritik bir noktada. Bu kesintiler normal. Beğenmeyen yallah mesela ne Japonya'ya. Öyle olabilir. 5000 yıldır yağmur yağmıyormuş o bölgedemiş filikat. <laughs> Yani en son e, buz devrinde orada abi su formasyonu görülmüş falan. Hakikaten <laughs> sinirim bozuldu. Şu an buna, güldüğüm, buna şey yaptığım için sinirim bozuldu yani. Ne yapacaksın abi? Yapacak başka bir şey var mı? Ne ya yapacaksın? iptal olayı kesin mi bilmiyorum. Bunun şeyin tweetinde gördüm ben. Adamın hep yanlış söylüyor. Tamam öyle bir şey yok diyelim. Niye kimse bilmiyor oranın çöktüğünü? Tamam diyelim ki ben yanlış bilgi edindim. Niye kimse bilmiyor abi oranın çöktüğünü? Hoş geldiniz. Yol oğlum bu yol. Ve tren yani duramıyorsun. Aa çökmüş deyip de şey yapayım falan yok. Yani hafif yamuk olsa gidiyorsun. da yani. Evet abi. Hafif bir şey olsa uçtun zaten. Yani bu çok kritik bir şey değil mi? Ve sen bunu soramıyorsun. Sorduğun zaman siyaset yapıyor oluyorsun. Hatta muhalefet partisi kalkıp bunu soruyor. <laughs> Siyaset malzemesi yapmayacağız ee, bunu. Ben da. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tamam, hakikaten bak, çok son bir cümle söyleyeceğim ondan sonra kapıyorum bu konuyu. Hiç önemli değil önümüzde yerel seçimler var ve muhalefet yerel hazır, seçimlere sonuna kadar hazır. hazır ben sana ben öyle söyleyeyim çok yani. Çok belli ettiler tamam, yani. Tamam geçtim çok... kapıyorum muhabbeti. Kapıyorum muhabbeti. Ya üfleyecek püfleyecek bir şey yok ya. Ben bir şey söyleyeyim. Ben, ben ür ürküyorum. Bak benim esas şeyim bu. Hayal kırıklığıyla nasıl baş edersin? Bir de hayal kırıklığı dediğimiz şöyle bir şey değil mi? Bak baştaki ben mevzuya belki öyle bir bağlayabilirim diye düşünüyorum. Hayal kırıklığı dediğin şey esasen ee, yani hem şöyle bir şey gibi yorumlanabilir belki. Kelimeler farklı mı acaba? Başka bir kelime var mı onun için diye onu düşünüyorum da bulamadım yani. Bulduramadım şu anda. Hani bir şeyin Olmasını arzu edersin de olmaz da bir hayal kırıklığı olabilir. Bir de bir şey öyleymiş gibi düşünüyorsundur öyle olmadığını anlarsın o da hayal kırıklığıdır evet. falan ya. Onunla baş etmek de bir şey yani e, mesele şöyle bir şey çünkü o güvendiğin ayağının altındaki zemin çöküyor. Gerçeklik duygun kırılıyor. Gerçeklik duygun, duygun kırılıyor ve güven yitiriyorsun. Evet. Bu sende bir kaygı tetikliyor. Doğal olarak. Değil mi? Ee, bununla baş etmek de kolay bir şey değil. Nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Böyle olunca mesela işte tren yolu böyle olan bir efendim bir e, yapının atıyorum işte Mütüller karayolu nasıldır? Nasıl olur? O, daha gelemedim ki oraya. <laughs> Sen çok hızlı davrandın. Daha oraya gelemedim ki. Karayolu nasıldır? Eğitimi nasıldır? Efendim bakkalı, çakkalı sağlık nasıl? Sağlık nasıldır? hizmeti nasıldır? Mesela havaalanı nasıldır? Hava işte şeyi. Şu üçüncü dedi. havaalanı nasıldır mesela? Merak evet. ediyorum. Mesela ben şu haberi okuduğumu hatırlıyorum. Efendim işte bir şey olmuş. Ödenek işte çok fazla kazmayalım işte. Efendim maliyeti biraz kısaltalım diye 3-4 metre yüksek olacağı normal planlanandan 3-4 metre yüksek yapıldığı hava alanının gibi bir haber okumuştum. Hı -hı. Ne oldu sonra bilmiyorum. Ya i̇nsan tabii bir de ruh hastası gibi bizim gibi sürekli uçak kazası raporu izliyorsan, hani böyle milimetrik farkların nelere yol açacağını Abi, falan izleyince insan hayal yok kuş kullanıyor. Olmaz, yani. olacağı yok. Olmaz. Evet, i̇nşallah olmaz ol, yani. Bir şey olmaz zaten, yani. Olsun yani. Olmaz da mesela kuş efendim göç e, yolu. yolu mesela tamam mı? Olmaz, olmaz. Ulu verir ya. Zaten kuş. yani senin sorumluluğun o değil mi? Olmazı, olmazı düşünmek. Elbette ona öyle. göre efendim işte mühendislik yapmak, ne bileyim, ona göre e, idare yapmak, ona göre o insanları işte efendim falan falan yani. Şimdi o zaman şey oluyorsun. Normal gündelik yaşamına güvene güvenemez bir duruma geliyorsun. Evet, sürekli kaygı yumağı halinde geçiyorsun. Öyle görüyorsun. oluyor. E bir noktadan sonra da beyin kaldırmıyor. Diyor ki Allah Allah'ımıza yazılmışsa diyorsun. olur. Bu mudur yani? Bu. Ay e, işte bunlar nasıl baş edilir? Filin Dutchman'ın dediği gibi baş edilebilir. Fazla takmayın. En fazla ölürüz. Mesela. Doğru. Doğru. Dobanza. <gülüyor> <gülüyor> Kanalın adını Dobanza mı koysak? Ben ne de yapsak? ne de olmasın? Gürkan, çok düşünüyorsun. Be. Koy çok düşünüyorsun. Ya. Koy gitsin düşün, Dobanza'ya. Dobanza Olamaz mı? Böyle bir şey olabilir diye binlerce düşünüyorum. Binlerce dansöz de yok artık değil mi ya? Eskiden dansöz falan çıkardı televizyona. Var mı acaba hala binlerce Hı. dansöz? Dansöz çıkabileceğini zannetmiyorum bu ortamda. Eee... <laughs> Bonanza da olabilir evet. ne öyle baş edilebilir. Ee, bence zaten bizim halkın baş etme yöntemi epey zaman böyle olmuş. Burak'la konuşuyorduk. Burak anlatıyor ya mesela işte otobüste gidiyorsun. Mesela atıyorum 110 hız sınırı var. Limit var yani. Hı -hı. <laughs> Ondan sonra canım, adam mesela 150 basıyor. Evet. Tamam mı? Ee, kimse gidip uyarmıyor. Evet. Sen uyardığın zaman işte efendim. Sorun çıkaran. Kılçık arıyorsun. oluyorsun. Evet. Hatta Ve, yolcular da seni destekler. Evet. Yani. yani ne kafasını karıştırıyorsun adamı. Ya telefonla konuşuyor olsa mesela o anda nasıl konuşuyor ya. <laughs> kavga çıktı abi. Kavga çıktı abi. Kavga çıktı otobüste ya çok komik yani, ya valla. Ya hızımız bir şeyler falan. Abi bir destek versene. Yok ama. Ama hızlı gidiyor adam seni çabuk yetiştirecek. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? İşte e, o zaman insanımız da öyle e, Burak da öyle diyor ya mesela sorduğunuz zaman mesela bilmem nereye tatil gidecek işte tatile gidecek insanlar falan nasıl bir e, şey oluyor muhabbet oluyor ya işte ölmez de sağ kalır gidersek evet abi kurban var ya memlekete gideceğim kurban ondan sonra ölmez de sağ kalır gidersek Görüşürüz valla kısmetse sonra. biz de bir girdik yine Heh, yani. işte danaya girdik falan ondan sonra niye ölmez de sağ kalırsan abi ya abi yolculuk bir şans yani. mı bu? Pure, öyle. pure, pure luck. Bayram mı zamanı yol çıkıyorsun, evet, biraz öyle. Baya zar atıyorsun çünkü. <laughs> D onu diyorsun atıyor falan Aynen. Değil mi? Yani? yani şöyle oluyor hatta. <laughs> Oğlum, çok güzel, çok güzel şey olmaz mı? Rpg olmaz güzel. mı ondan? Şöyle oluyor, atıyorum. Hani bayram eğer böyle kış mevsiminde falan geldiyse onluk zar atıyorsun. Mesela. Yazsa mesela hani şey olma yağmur mağmur olasılığı daha düşük olduğu için yüzlük atıyorsun. Baya game master var burada Tabii. değil mi? Şey diyor mesela abi ben e, tatile çıkacağım kurban bayramına at abi. At abi. Onluk at. <laughs> Al abi. E, şöyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybettin abi. Baya anlatıyor falan böyle yani. Zar çünkü. Niye kaybettim? E, çakıl falan yapmışlar. Ondan sonra ıslak zeminde kaydırdı ya da şey işte. Öyle, karşıdan gelen yok. şoför. Maalesef. Kötüymüş, kötü. hız <laughs> falan değil mi? Alkol almış. Düğünden dönüyormuş. Yani. Ben onu anlattım düğünden mı size. Düğünden dönüyormuş. Bir tane daha zar at bakalım. Yaralı kurtuldun ama e, nasıl müdahale edeceklerse. <laughs> bir zar daha at. Çarptı abi. Şu an yaralısın abi. Bir zar daha at. E, sakat kaldın mı, kalmadın mı falan? Onları mı belirliyoruz? Ya benim jandarma anım var. Onu anlatmışımdır muhakkak ya. Bir kez daha üstünden geçeyim. Ben Lütfen. jandarma olarak yaptığım için Koskoca karakoldayım jandarma. yani. Karakol görevlisiyiz falan. Ya e, kaza oldu dediler. Ondan sonra bir devriye yolladık oraya. Kaza olduğu hoş yere. Bu arada. Burada mı Badur? Badurcucuk. Abi telefonlaşacağız. Maçı beraber izleme durumu olabilir de o, onun üzerine yani. Öyle. Ondan sonra Cima. E, sıcak sıcak duygular içerisindeyim. Ee, adamın bir tanesi geldi devriyeyle. Bir amcamız. Ondan sonra bir kazayı o yapmış yani. Araba kazası. Araba kazası. Bayağı yolda giderken kafa kafaya çarpışmış arabalar. Tamam mı? Adam oturdu böyle çöktü falan. İşte konuşuyor anlatıyor. işte ben yaptım bilmem ne. Aradan bir yarım saat 40 geçti. 40 dakika geçti. İfadesini falan Hı. alıyoruz işte. Geçiriyoruz bilmem ne. Bir haber daha geldi. Karşı işte bu adamın çarptığı arabadaki ölmüş. Abi öldü. <laughs> Ölüm haberi gelince Adam. İşler Adam bir anda değişti. Çabuk dönüverdi tabi olay. Meğersem e, arabayı bu adam kullanmıyormuş. Arabayı bunun oğlu oğlu veya damadı tam hatırlamıyorum kullanıyormuş. Ve çocukta da alkol var. Damattı galiba öyle anlatmıştım. Damattı galiba. Damatı Yanlış hatırlamıyorsam tamam, tam damat <gülüyor> <gülüyor> Evet sanıyorum damattı böyle bir muhabbet yaptığımızı da hatırlıyorum yani. İşte ne oldu damat geldi abi. Ondan sonra nezarete kendisine. Sonra bir daha güle gören güle. olmadı diyorsun. Bilmiyorum ne oldu, bilmiyorum. Af maf çıkmış bir şey Gülkan olmuştur. Gürkan Çanakkale'de yaptık. Yani. Küçük Libosk'ta jandarmaymış da. Öyle mi? Çanakkale Ezine. Ezine'de yaptım ya jandarma. Koyun moyun kovalıyorduk falan. Böyle yani zar işte. Ne yapacaksın? Karşı taraf abi alkol almış. Sollayısı gelmiş şu anda. At abi zar. <gülüyor> <gülüyor> ha şey de olabilir çünkü. Seni orada kurtarmaya çalışırken saçma sapan bir kurtarma operasyonunda kurban gidebilirsin. ola her şey olabilir. olabilir. İşte bu o mesela gene zar gene, bak benim sar, olayım bu. Hep Gen, şöyle normal yani en iyi efendim e, sistem içerisinde de gene zarlı işin olabilir. Olabilir yani. Evet. Ama işte Şans o mesela atıyorum işte korkusu. onluk attın da ne bileyim işte 9 e, ve altı gelirse yırtarsın değil de burada 1 ve 6 ile yani sadece yırtabilirsin gibi oluyor. Anladın hmm. mı yani? Yani şey olasılık daralıyor, evet. olasılık azalıyor. Yani evet. sen o şeyleri kontrol etmediğin müddetçe, senin kontrolünde olan şeyleri efendim organize etmediğin müddetçe veya onlar üzerine işte efendim çalışmadığın müddetçe olasılık kısıyorsun. Onunla biz kader diyoruz. Kader. Yazılmışsa, kader. yazılmışsa olur. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Eh, internet kesintisi nedeniyle de bu haftaki nezih geceler biraz kısa oluyor galiba. Kesinlikle mümkün olduğunca mümkün olabildiğince etrafından da böyle dönebildim yani. Öyle söyleyeyim. Hani. Ya, ya fena olmadı galiba. <laughs> ne diyorsun? Yani, arada böyle coşkular, coşkulu anlar yaşandı ama Olabilir. Mümkün olduğunca Çok etrafından yok, böyle dönebiliyoruz diye düşünüyorum. Diyorum. Böyle dönebildik diye düşünüyorum. E ne yapalım? co geçeceğiz co mi o zaman? Geçeceğiz. Ne yapacağız? co geçelim. Oyun gündeminde ne olmuş onu konuşalım. Baksana küçük Leboski'de jandarmalı sırasında elektrik kablolarını kesip çalan bir ekibi yakalamış. Evet. Bir de böyle bir şey var. Abi gidiyorsun yolda mesela. Işık yok yani. Işık yok mesela. Otoyolda falan. <laughs> Niye yok abi? Kabloları çalıyorlar abi. Çalıyorlar. Yani bu bir realite. Bak bununla yaşamayı öğrenmek zorundasın. Şu an kafamı bir yerlere geçirmek istiyorum. <laughs> Sen pasif flora falan yok mu bir şey için? İçtim bitti ha? her şey bitti ne varsa içtim <laughs> 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 Bak Cabert demiş ki kesinlikle hazine konu, başkanımız aklına... Kesinlikle bak, görmemezlikten geliyorum. Görmezden gelmek görmemezlikten değil. Doğru söylüyorsun görmezden geliyorum. İgnore ediyorum. <laughs> i̇gnore ettim diyorsun yani. İgnore ettim. Özellikle yayın başında konuştuk böyle kabineymiş bilmem neymiş falan kesinlikle girmeyelim dedik. Benim için kabin. Bundan Çünkü sonra bak, uçak kabin. İki dakika, bari. beş dakika daha uzatıyorum. Bak, abi olay ne biliyor musun? İki dakikam, beş dakikam. bir karar ver. Önce bir, bir, bir karar ver. Bir dakika, on yedi saniye. Tabii. Abi konuşuyorsun ve ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ya hayırlı olsun. Captain obvious diye bir olay var ya. <laughs> bravo abi, hakikaten hiç bilmediğimiz bir şey söyledin. Tebrik ediyorum, bravo Stefan. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanının şeyi olayı var ya. Bak, yani. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Efendim işte e, bu bir e, daha önceki bir maden kazası kazası olduktan sonra işte bir Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu iptal edilmiş galiba. O paylaşılıyor. Evet evet sürekli o paylaşılıyor. Ve bu bir pay... de şey muhabbeti paylaşıyor. Çok üzüldüm işte hı -hı. Suudi kralı ölünce falan filan. Yası ilan edilmesi hı. olayı paylaşılıyor. Tamam okey. Bu bir argüman değil mi? Ne ne demek istiyorsun? Nasıl bir argümanın var? Şunu söylemeye çalışıyorsun. Abi tutarsızlık mı var acaba? Hani bizim olaylara yaklaşımımızda bir tutarsızlık mı var acaba? Ben de diyorum ki biz hala bu aşamada mıyız? Yani olaylara yaklaşımda tutarsızlık mı var hakikaten? Yani biz bu nokta yani bu noktada mıyız yani? <laughs> Benim sorum bu. Başka sorum yok sayın yargıç. Tanık sizindir. I rest my case. <laughs> evet kabin bir kabin duşa kabin olabilir mi? Olabilir. Artıklı. O kabinde güzel. Olabilir. Duşa kabini kabine açıklandı. Yani duşa ne? kabine açıkladım. Ben gittim açıkladım şu kabine. Duşa kabine bir şey açıklıyorsun ve o kabine açıklamak oluyor. İstiyor. <laughs> Bak şu, daha, şu daha mantıklı olur. Hadi duşa kabinde kimse yok. Uçak kabinin pilot kabinine gidip kabine gidip açıkladım. Doğru. Arkada problem var sayın pilot. Ne yaptın? Kabine açıkladım. Ne oldu açıkladım. ya? Ne oldu hostes hanım? Ne oldu? Cümle kabine içinde açıkladım. kullanıyoruz değil mi? Ben kabine açıkladım. Olay, olayı ben kabine gittim açıkladım. kabine açıkladım. Yani arkadaşlar hepimiz istersek kabini açıklayabiliriz. Evet. Yani bu Aa, hepimizin A, elinde Nereye olan bir şey. Açıklayamayız. Nereye açıklıyorsun? Anca biz duşa kabini açıklarız. pilot <laughs> kabinini açıklayamayız. Pilot kabinini her isteyen girebiliyor Bir şey söyleyeyim mu? mi? Pilot kabininin yanına git vururlar abi öyle söyleyeyim sana. Vursunlar abi ben zaten. <laughs> ne işin var pilot kabininde? <laughs> pilot kabinin kapıyı falan çalıyorsun vururlar abi. Uçak, uçaktan aşağı atarlar öyle söyleyeyim yani. <laughs> Kim o? <laughs> Vallahi çok, çok fena olabilir sonunda öyle söyleyeyim. Belki hepimiz aslında hepimiz haydarız elbette. Parti bir haydar yani. Doğru. Haydarlık bir ruh. Belki haydarın cisimleşmiş haliyiz. Belki haydar hiç yok. Öyle deme Haydar'a. Var canım niye olmasın? Ama ne iş yapıyor ne yapıyor ne Biz diye hiçbir bile şey bile Doğru. Oyun oynadık beraber. Ben haydarla oyun oynadım. Elbette. <laughs> haydar'ın kabine açıkladım. <laughs> Hadi gençler. Şimdi bir ufak ara verelim. Bir iki dakikalık bir ara verelim. Ondan sonra co-play ile devam edelim. Olur mu? Co-op neler konuşacağız? Enteresan mevzular var var yani. Ne dersen aklıma gelmiyor. Mesela bir mevzu var enteresan. Oyun dünyasıyla ilgili mi değil mi bilmiyorum ama ee, enteresan bir olay oldu. Bu Guild Wars, ee, efendim oyununda falan da çalışan bir senarist ee, ablamız var mesela. Öyle bir atraksiyon dolu bir efendim şeyler oldu. E, olaylar yaşandı falan ve kendisi kovuldu. Arena Net'ten Guild Wars'u yapan bir firmadan bir arkadaş daha kovuldu. Onunla ilgili mesela bir muhabbet çevirebiliriz. Çıkacak olan oyunlar var. Çıkmış olan çıkmış olan oyunlar falan var. Onlardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Gülcüm geçelim mi? Geçelim buyurun. Arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.